Mayıs ayının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Yay burcundaki dolunayın etkisi artı Jüpiter'in ikizlerdeki seyri her şeyi açığa çıkartırken Jüpiter kimilerine şansı, hak edişi, kimilerine de adaletin kılıcını sallıyor. Kadersel anlamda yeni bir döneme giriyoruz. Global olarak Orta Doğu'nun giderek kaynaması, dünyada var olan doğa olayları, iklim sorununu daha da arttırırken gökyüzünde kovadaki Plüton'un seyri yeni bir dünyayı keşfettiler. Evet, uzaylılar var mı? Var. Gökyüzünde ateş elementi, ülkemizde yangını ve bu hafta trafikte çok fazla can kaybı olacağını anlatmakta. Haftanın akışına bir bakalım. 27 Mayıs Pazartesi, yarın sabah saatleri kazalara açığız. Öğle saatlerinde sürpriz haberler alabiliriz. 28 Mayıs Salı, Mars günündeyiz. Bu haftanın en şanslı günü, aşktan ve paradan yana yaşayacağız. Gökyüzü mucizelerini vermekte ve Merkür günü 29 Mayıs Çarşamba'da yaralanmalara, incinmelere açık bir gündeyiz. Bugün dışarıda, evde çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Sözlere dikkat ve 30 Mayıs Perşembe, bugün Jüpiter günündeyiz. Oldukça zor bir gün, global anlamda üzücü haberler almamız olası, ikili ilişkiler, finansal konularla ilgili sorunlar da yaşanabilir. Ve Cuma, iyi ki cumalar var, yaratıcı çalışmalar, projeler açısından güzel bir gün. Sabah saatleri trafik kazalarına açığız. Bugün işte ve aşkta ayrılık kararları, tartışmalar yaşanabilir. Bugün mümkünse önemli görüşmelerinizi 20 sonrasına yapmanız daha uygun olacaktır. Ve geldik Haziran ayına, 1 Haziran Cumartesi. Efendim, Haziran ayına göksel olarak sıkıntılı bir enerjiyle giriş yapıyoruz. Ancak doğal afetler yağışlardan kaynaklı yaşanabilir. 2 Haziran Pazar, bugün yaralarımızı sarma zamanı. Hem kendimizi hem ilişkimizi şifalayacağımız bir gün. Enerjimiz yüksek, açık havada yürüyüş, spor gerçekten bugünü unutulmaz kılacaktır. Efendim, haftanız güzel geçsin, güzellikler sizi bulsun. Görüşürüz.